Sizi Ünal Bey'le tanıştıracağım. Bakalım Ünal Bey kimden, neden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Merhaba, rahatsız olmayın Ünal Bey. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Sayenizde iyi olacağız inşallah. İnşallah. Olmakla size başvurdum. İnşallah programımıza başvurdunuz. Evet. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Eşimden. Eşinizden. Evet. Maalesef 13 yıl önce elimde olmayan sebeplerden dolayı eşimi, ailemi terk etmek zorunda kaldım. Ne o elinizde olmayan sebepler? Hatta ülkemi terk ettim. Öyle diyeyim. Ülkeyi de terk ettiniz. Aynen. Kayboldum. Kayboldunuz. Evet, kayboldum. Ben balıkçılık yapıyorum Ayşegül Hanım. Güzel. Bir gün denize açıldım. Daha sonra fırtına koptu. Şanssızlık bu yani. Teknem alabora oldu. Çok geçmiş olsun. Denizde boğulmak üzereyken bir şamandıraya tutuldum. Artık her şey bitti dedim yani. Öldüm, her şey bitti. Ailem, çocuğum, her şeyimi kaybettim. O anda bir mucize, balıkçı tekneleri beni kurtardılar. İşin enteresan yanı, ben Yunan adalarına sürüklenmişim. Yani ben kendimi Türkiye karasularında sanırken o fırtınada oraya kadar gitmişim yani, sizin anlayacağınız. Sonra kurtardılar, ben boğulmak üzereyken. Canınızda mı olmamışsınız yani? Yani işte dediğim gibi Allah'tan mucize. Ya. Sonra ben yarı baygın halde tekneye almışlar. Bir balıkçı kasabasına gittim. Yani tabii toparlamam yine bir iki gün sürdü. Tamamen kendine geldim. Ne kolay değil, şok. Yani uyandığımda etrafıma bakıyorum. Hani kendime geldiğimde konuşuyorlar, dillerini anlamıyorum. Sonra fark ettim yani Rumca konuştuklarını. Türkiye'de değilim dediniz. Yani tek anladığım ortak kelime polisti. Ben de vücut dilimle ya hayır dedim yani, yapmayın, aramayın. Polisti yani sadece. Çünkü baktım üzerimde ne bir para, ne bir kimlik, hiçbir eşyam yok, hiçbir yani, şeyim yok. Dağılmış yani, tekneniz alabormuş. Korktum, olur ya daha kötü şeyler yaşamamak için. Onlar da beni ihbar etmediler. Ben balıkçılık yaptığım için meslekten de anlıyorum. Orada barakalarda kaldım, balıkçı barınaklarında. Elimden geldiğince onlara yardımcı, ağlara yardımcı oldum. Başka ne gerekiyorsa yani. Çünkü bildiğim işti. Onlar da beni sahiplendiler. Zaman içerisinde biraz çat pat tabii Rumca öğrendim. Onlarla anladılar benim hani temiz dürüst, işini de seven, çalışkan biri olduğumu. Para bile vermeye başladılar yani işin açıkçası bana. Siz orada kalmaya o zaman karar verdi, hiç geri dönmeyi düşünmediniz mi? Şöyle, geri dönmeyi düşünmekte tereddüt ettim. Sebep, benim burada çok borçlarım vardı Ayşegül Hanım. Zaten evimdeki huzursuzluğum, eşimle olan tartışmalarımın ana nedeni bu. Ben... Şimdi şöyle kaybolma kısmınıza geleceğiz. Tamam, adım adım anlatayım ben size, nasıl istersiniz. Evet. Şimdi Ünal Bey, kaç yıllık evlisiniz? Ben kaybolduğumda yeni evliydi sayılırdık. Yani benim 4 yaşımda bir oğlum vardı. İşte 4-5 yıllık evliydik. Bir tane mi çocuğunuz var? Benim Yunanistan'da şimdi bir tane de kızım oldu. Siz kaç yani, yıldır Yunanistan'dasınız? 13. 13 yıl. Evet. 13 yıldır. Eşinizin ismi ne? Yeliz. Yeliz. Yeliz Hanım'ı 13 yıldır hiç aramadınız mı? Hayır. Neden? Başlarda açıkçası nasıl ulaşacağımı bilmiyordum. Daha sonra... Nasıl ulaşacağınızı bilmiyorum. Yani, tamam başka bir ülkede kalmışsınız ama yani Türkiye'de evinizi, adresinizi, telefonunuzu değilim, biliyorum. Ayşegül Hanım, burada çok büyük problemler yaşadığım için önce nereden arayayım mı aramayayım mı ikilemler yaşadım. Siz aramak istememişsiniz. Belki de öyle diyebiliriz.
Yani ilk başlangıçta doğru. İstemedim. Hani ne bileyim, belki de kurtuldum sandım. Hazır bunu fırsata çevireyim mi sandım? Yani öyle şu bir anda şey... burada Türkiye'de 17 yaşında bir oğlumuz var, öyle mi? Evet. Şimdi genç bir delikanlı olmuş. Sizi tanımıyor. İsmi Oğuz. 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 Orada bir kızım oldu demiştim ya. Onun adını da yaşadıklarımdan dolayı Su koydum. Annesi... Allah bağışlasın. Maria. Hera diyor gerçi. Kendi dillerinde ama. Ben Su koydum çünkü... Başıma ne geldiyse, ne yaşadıysam denizden, sudan olduğu için o bana hatırlatsın diye. Buradaki oğlumun hasretini kızımdan işte gidermeye çalıştım. Ne bileyim, onlara tutundum, onlara şey yaptım. E tabii bu Yeliz'i de ben severek evlendim. Problemlerim vardı demiştiniz, evet. Yeliz Hanım'la Türkiye'den ayrıldı. Evet. Daha doğrusu siz kaybolmadan evvel. Evet. Ne tür problemlerdi bunlar? Niye problem yaşadınız Yeliz Hanım'la? Şimdi biz aile olarak Karadenizliyiz. Orta sınıf bir gelir düzeyimiz var. Öyle çok amşan bir şartlarımız yok. Ama düğün yapacağımız zaman maalesef işte gelenek, görenek derken kız tarafı bayağı bir şeyler istedi. Biz de burur yaptık, yapalım işte Trabzon burmasıdır, setlerdir. Hani birçok şeyler açıldıkça açıldık yani işiniz. Bunun bir de toparlaması var. İşte o biraz aksaklık oldu. Yani maddi anlamda sıkıntılar çok, yaşadığınız için. Bir, yani benim boyumu aşan borcun altına girdim, öyle diyeyim ben. Ve Yeliz Hanım'la bu mu sorun yaşattı sizin? Tabii bu bir başlangıçtı. Biz evlendikten bir yıl sonra çocuğumuz oldu. Oğuz dünyaya geldi. Çocuk olduktan sonra üstüne bir, yani sıkıntılar biraz daha artmaya başladı. İlgisizlik başladı Aşıgül Hanım. Eşim. Yani tabii ki bebektir, çocuktur, onunla ilgileniyor. Ya sizin mi ilgisizliğiniz oldu, Yeliz Hanım'ın size karşı mı ilgisizliği? Yeliz'le başladı. Yeliz Hanım'ın size ilgisi mi azaldı? Sanmayın, yani çocuğunu kıskanan bir baba olarak görmeyin beni. Hani bunlar hep yaşanan şeyler, bunları biliyoruz. Yani hamilelik süreci, daha sonra doğum, çiftler arasında bu anlamda bir uzaklaşma olabiliyor ama birbirini seven çiftler bunu çok rahat toparlayabiliyorlar. Eşiniz yaşadığınızı biliyor mu? Şu anda beni kayıp biliyor. Belki de öldüm artık, yani bunca yıldan sonra öldüğümü de düşünüyor olabilir. Hiç irtibat kurmadınız. Hayır, yani. Hiç kurmadım. Merak etmediniz mi Oğuz'u? Etmez olur muyum? Ne demek merak etmedim? Onlar benim canım. Ama canınız da yani insan ama... bir tane evlat bırakmışsınız burada. Evet. Hanımefendiyi bırakmışsınız. Ne yaptılar, ne ettiler? Bunlar ne yedi, ne içti? Nasıl geçindi? Yani hani nasıl yaşadılar, kolay değil. Yani hani merak etseniz bir şekilde bir irtibat kurardınız diye yani düşünüyorum. Yani ne deseniz haklısınız. Haklısınız ve ben bu yaptığım büyük hatayı telafi için geri döndüm. Ve programımıza bu yüzden mi başvurdunuz? Evet. Ve kaçak yollarla geldim Aşıgül Hanım ben. Ha siz kimlik falan çıkarmadınız. Yok hayır. Hala ya, hayır. Yok. Hayır kimliğim yok. Siz bu kaybolmaya ya, kaçak yaşamaya alışmışsınız. Geldim, gelir gelmez nüfusa gittim. Kayıp ilanı çıkarılmış. Ama ölüm ilanını vermemiş Yeliz. Kayıp. Kayıp görünüyorum şu anda. Ama kendimi ispat etmem lazım. Belgelendirmem lazım. Annemin babanın evine gittim. Maalesef 3 yıl kadar önce babamı da kaybetmişiz. Annem memlekete dönmüş. Yani babamın ölümünden bile haberim olmamış. Kendi evime gittim. Yani siz bu tarafı... Pardon devam edin, evet. Kendi evinize gittim. Kendi evime gittim. Tabii Yeliz de yok, Oğuz da yok. Koluya komşuya sordum. Ben gittikten sonra bir süre beklemişler, kalmışlar. Bir umut. Dost işte şey yapmış, yardımcı olmaya çalışmış. Sonra kayınpederim yanına almış. Kendi ailesinin yanına gittiğini öğrendim. Yaşadığımı, ölmediğimi... var olduğumu ispat etmem gerekiyor. Bunun için de Yeliz'e ihtiyacım var.